Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün süt pişireceğiz ve öncelikle sütümüzü süzmemiz gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mutlaka sütümüzü aldığınız zaman süzelim. Ben sütümü köyden getirtiyorum arkadaşlar. Yakın köyümüz var. Oradan gördüğünüz gibi 5 litre 5 litre. Şimdi bunu tencereme koyup güzelce süzeceğiz. Evet arkadaşlar. Aldığımız zaman mutlaka sütlerimizi süzelim arkadaşlar. Çünkü dibinde küçük çöpler ya da mikrop olabilir arkadaşlar. Şimdi bakalım. Evet, bizim sütümüz tertemiz arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ama temiz de olsa sütümüzü mutlaka süzgeçten geçirelim. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tencere sütümüz oldu. Şimdi bu sütümüzü ocağımıza koyup kaynatacağız arkadaşlar. Sütü iyice kaynatırsak sütün içindeki mikroplar ölür. O yüzden kaymaklanacak tabii kaynadıkça. Mutlaka onu kaynatalım. Sizlerle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Şimdi ben bunu kaynatacağım. Sonra da bir güzel elde yoğurt mayalayacağım. Dediğimiz gibi arkadaşlar sütlerimizi süzüyoruz. Süzgeçten geçiriyoruz. Görüşürüz arkadaşlar.